Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklından, Sivas'tan mutlu akşamlar. Türkiye'nin haber ekranına, TRT haber ekranlarına hoş geldiniz. Son derece özel bir mekandan, Atatürk ve Kongre Merkezi'nden, tarihi bir alandan sesleniyoruz sizlere. Özel yayında yine son derece özel bir konuğumuz var. AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş bizlerle birlikte. Efendim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Şimdi elbette çok fazla konuşacak konu var iç gündemden, iç politikaya, dış politikaya dair. Ama bir yandan da bulunduğumuz şehirden, Sivas'tan son derece güzel görüntüler de ekranlara yansıyor bir yandan biz konuşurken. İçerisinde bulunduğumuz bu tarihi binada, tarihi odada da aynı zamanda Sivas'ın o müşfik halkının misafirperverliği yansıtılıyor. Çünkü Sivas Kongresi zamanında güvenlik gerekçesiyle Atatürk delegelere otellerde kalmayı istemedikten sonra Sivaslılar onlara sahip çıkmış ve her biri evlerinde konaklatmış ve içerisinde bulunduğumuz bu odada aslında Sivas'ın bir misafirperverliğinin, gönlü genişliğinin bir sembolü aynı zamanda. Bu odayı da detayını da söylemeden geçmeyelim istedik. Siz de bugün gün boyu temaslarda bulundunuz. Hem Tokat'ta hem Sivas'ta. Önce isterseniz onunla başlayalım. Hakikaten çok tarihi bir mekandayız. Çok güzel bir mekandayız. İster istemez bu mekanın ruhu, buradaki yaşanmışlıklar, Anadolu'nun yeniden kendi kökleri üzerinde dirilme mücadelesinin başlangıç fitilinin ateşlendiği bu tarihi mekanlar insana büyük bir ruh katıyor, büyük bir motivasyon katıyor. Yeniden bu ülkenin bağımsızlık ruhunu, yeniden bu ülkenin yedi düvele karşı mücadele etme becerisini, atalarımızın o kendi kökleri üzerinde ya Allah diyerek ayakları üstüne bu ülkeyi yeniden kaldırabilme becerisini, kahramanlığını, fedakarlığını hissediyorsunuz. Şu koridorlarda geçerken bunları hissediyorsunuz. Hepsini rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Türkiye'nin sembol şehirlerinden birisidir Sivas. Siz çok güzel özetlediniz. Hem Selçuklu'yu, hem Osmanlı'yı, hem de Cumhuriyetimizi temsil eder. Bu anlamda tarihimizin sürekliliğinin ifade edildiği önemli şehirlerimizden birisidir. Tokat'ta Anadolu'nun mayası demişlerdi. Çok hoşuma gitti Tokat'ı tarif etmek bakımından. Burası da hakikaten Selçuklu'nun vicdanı, Osmanlı'nın kültürü, Cumhuriyetimizin de aklı olarak tarif edilebilecek nadide şehirlerimizden birisi. Bu güzel yayında burada sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi elbette çok fazla gündem başlığı olduğunu söyledik. İç politikada, Türkiye'nin dış politikasına dair çok fazla yönelteceğimiz sorular var. Merakta beklenen sözleşmelere, kadro EYT gibi meseleler var. Hepsine değineceğiz ama isterseniz bu yoğunluktan bahsetmişken biraz iç siyasetten başlayalım. Çünkü geçtiğimiz günlerde AK Parti 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Şimdi baktığımızda Kasım 2002'den bu yana geride kalan yaklaşık 20 yıllık süreçte pek çok genel seçim, yerel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, referandum gibi seçimlerde ipi önde göğüsledi AK Parti. Sizce geride kalan bu dönemde başarının sırrı neydi? Yani AK Parti neyi doğru yaptı da bu başarı beraberinde geldi? Şimdi tabii hakikaten büyük bir başarı öyküsüdür. Yani 20 yıldır, 21 yıllık bir siyasi partinin 20 yıldır iktidarda olması ve girdiği bütün seçimlerde, 15 seçimde, referandum, cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi, yerel seçimler, bütün bu seçimlerin tamamında açık ara birinci parti çıkması Türkiye'de çok kolay, hatta dünya ölçeğinde, dünya demokrasilerinde kolay rastlanabilir bir durum değildir. Büyük bir başarı öyküsüdür. Bu anlamda tabii AK Parti'nin üzerinde oturduğu bu başarının arkasında çok onlarca madde sayılabilir ama AK Parti'yi toplumsallaştıran, kitleselleştiren, geniş kitleler tarafından bugün de yakından takip edilmesini temin eden bazı temel özellikleri var. Bunları ben belki 4 ana başlıkta toplamanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Birincisi, AK Parti demokratik bir parti. Yani Türkiye'de millet iradesinden başka hiçbir irade önünde eğilmeyen, milletten başka hiçbir söz sahibi kimseyi, zümreyi, bir takım çıkar çevrelerini tanımayan ve bu anlamda da demokratik anlamda, beşeri anlamda milletin hakemliğinden ve hakimliğinden başka hiçbir şeye prim vermeyen bir siyasi parti. Öyle olduğu için 27 Nisan muhtırasına direnebildi. Öyle olduğu için Cumhurbaşkanı seçtirmedikleri ortamda 367 garabetinde direnebildi. Öyle olduğu için 15 Temmuz'da direnebildi. Bir kere birinci özellik olarak bu demokratik özelliği fevkalade önemlidir ve kitleselleşmesini sağlayan önemli unsurlardan birisidir. Bir başkası reformcu özelliğidir. Bugün Türkiye'de ortaya konulmuş ekonomik, siyasal, hatta hukuki reformların önemli bir kısmının son 20 yıl içerisinde AK Parti iktidarları döneminde yapıldığını bütün milletimiz yakinen şahittir.
ve 20 yıllık bir iktidar süreci geride kalmış olmasına rağmen bugün dahi çok kuvvetli bir reform iradesine sahiptir. Bu ikinci önemli özelliğidir. Üçüncü önemli özelliği, Türkiye'nin çok geniş kesimlerini kapsayan, kuşatan, kapsayıcı, kuşatıcı bir partidir. Bir bölgenin partisi değildir. Bir mezhebin, bir meşrebin partisi değildir. Bir çıkar çevresinin partisi değildir. Zadegen bir grubun, yani seçkin, elit bir grubun partisi değildir. Bu anlamda Türkiye'de neredeyse girdiği seçimlerin tamamında çok çok büyük oy almış. Şimdiye kadar halkın %68'inin bir kez bile oy vermiş olduğu siyasi partidir. Bir bölge partisi değildir. Herkesi, mezhebi, meşrebi, kökeni, efendim işte dini inançları ne olursa olsun herkesi kapsayabilen, kuşatabilen bir Türkiye partisidir. Bu özelliğiyle de AK Parti çok geniş kitlelere ulaşabilmiştir. Dördüncü özelliği de milli ve yerli bir parti olmasıdır. Yani kökü mazide olan bir ati olmasıdır. Hiçbir zaman mazide takılıp kalmayan, geçmişten aldığımız, ben mesela burayı tanımlarken söylüyoruz, derin köklerimiz var. Tarihsel, kültürel, medeniyet köklerimiz var. Bunlardan ilham alarak ama Türkiye'yi ileriye doğru taşıyacak bir iradeyi ortaya koymaktır. Bütün bunların üzerinde yükselen bir siyasi parti ve sürekli kendisini yenileyebilme becerisine sahip olan bir siyasi hareket. Hatta sadece parti dememek lazım, bir siyasi hareket demek lazım ve sadece AK Parti'nin 20 yılıyla da kısıtlı görmemek lazım. Çok partili siyasi hayatımızda Demokrat Parti geleneğiyle işte başlayan Anavatan Partisi, Milli Selamet Partisi, sembol isimler olarak Menderes'in, Özal'ın, Erbakan'ın o bütün siyasi müktesebatını daha da geliştirerek ileriye taşıyan bir siyasi partidir. Bütün bunları yaparken de başardığı çok önemli bir husus var. O da gönüllere girmeyi başarmaktır. Yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın halkın gönlüne girmeyi başarmış olması, AK Parti kadrolarının halkın gönlüne girmeyi başarmış olması önemlidir. Onlarca sebep sayabilirsiniz ama bu başarının arkasındaki en temel sebeplerden birisi budur. Şimdi evet, diyoruz ki bundan sonra da 2023'ün kilidi gönlüne girmeyi başardığımız milletin gönlünden düşmemeyi başaracak çalışmayı ortaya koymak. Tam da o noktada o zaman sorum gelsin. Çünkü bu sürecin devamında en kritik tarihlerden bir tanesi Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında gideceği 2023 seçimi. Haziran ayında Türkiye sandık başına gidecek. Bu anlamda AK Parti'de teşkilatlardaki durum nasıl? Nasıl bir ana fikirle seçmenin karşısına çıkacak AK Parti bu noktada? Şimdi tabii yani biz artık Türkiye bir seçim satım haline girdi. Bizim avantajımız Cumhurbaşkanı, iki seçim birden olacak. Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçimi. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız bellidir. Karşı taraftan kaç tane aday çıkacak bilmiyoruz. Ama 6+1'lik masanın henüz adayı dahi telaffuz edilmemiştir. Nasıl bir programla, nasıl bir gelecekle Türkiye'yi taşıyacaklarına dair en ufak bir fikirleri kamuoyu da tartışılmamıştır. Dolayısıyla bizim avantajımız adayımızın ortada olması, adayımızın geniş bir halk desteğine sahip olması ve ayrıca bizim ne yapacağımızın, hedefimizin ne olduğunun açık olmasıdır. Yani yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde yürürken neler yapacağımızı dış politikada, ekonomide, milli savunma sanayinde, efendim Türkiye Ege Denizi'ndeki mücadelede, Mavi Vatan'daki mücadelemizde, güneyimizde terörle mücadelede velhasıl her alanda ne yapacağımızı, Türkiye'nin sanayileşmesi, büyümesi, ihracatının artması konusunda neler yapılacağını bilen, öngören ve bütün bu riskli bir döneme rağmen dünya ekonomisindeki ve siyasetindeki son derece önemli alt üst oluşlara rağmen istikametini bozmayan bir siyasi fikri süreklilik içerisinde yürüyoruz. Hedef bellidir, istikamet bellidir. Türkiye'nin yeniden güçlü büyük Türkiye olması hedefidir. Bununla ilgili neler yapılabileceğini biliyoruz. Bu anlamda teşkilatlarımız bu ana hedef ekseninde, bu ana eksen doğrultusunda fevkalade ciddi şekilde motive olmuş durumdadır. Ve bunun için de hep şunu söylüyoruz. Bütün arkadaşlarımız dolaşıyorlar. Bütün illerimizi dolaşıyoruz. İnsanlarımızın, vatandaşlarımızın gönlüne dokunuyoruz. Ve bu anlamda şunu ifade ediyoruz ki önümüzdeki seçim iki bakımdan önemlidir. Birincisi 20 yıllık icraatların ibra edildiği bir seçim olacaktır inşallah. Ve Türkiye'nin istikametinin bir kere daha teyit ve tasdik edildiği bir seçim olacak. Bunun için de vatandaşımızın içinde evet dinleyeceğiz, gönüllerine dokunacağız, eleştirilerini dinleyeceğiz, haklı olarak söyledikleri şeyleri dinleyeceğiz. Türkiye'nin meselelerinin bütün çözümlerinin, çünkü dinliyoruz, vatandaşımız geri geldiği zaman söylüyor, kızıyor belki, eleştiriyor ama yine dönüyor diyor ki çözüm sizde.
çözümü siz, Tayyip Erdoğan ve ekibi bu çözümü ortaya koyabilecek siyasi harekettir diyor. Dolayısıyla bu güvenle seçim kampanyasına hazırlanıyoruz. Halkın gönlünden düşmemeyi başarmak için çok daha fazla çalışmanın, çok daha fazla mütevazi bir şekilde hareket etmenin, vatandaşımızın derdiyle dertlenmenin, gelmeyene gitmenin, sevmeyeni sevmenin, vermeyene vermenin önümüzdeki kilit olduğunu biliyoruz. Ve bu kapsamda coşkulu, son derece hareketli bir kampanya sürecini çoktan başlamış bulunuyoruz. İnşallah 2023'e bunların çok olumlu etkileri olacağı kanaatindeyiz. Evet, siyasete hazır giriş yapmışken şimdi az önce cümlenizde şöyle bir ifade kullandınız. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Bahçeli de defaatle ifade etmişti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı konusunda herhangi bir şüphe yok. Ama şimdi baktığımızda siyasette son dönemde en çok konuşulan, tartışılan konulardan bir tanesi de Altılı Masa'nın adayı noktasında. Onunla ilgili de sorularım olacak ama öncesinde şuna bir parantez açmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu YSK'nın seçmen listeleriyle ilgili bir cümle sarf etti. Yani YSK'nın elinde olmayan bilgiler bizde var şeklinde bir ifade kullandı. Bu kamuoyunda çok tartışıldı. İçişleri Bakanlığı bununla ilgili o bilgileri nereden aldığını sordu, açıklamasını istedi. Eğer böyle bir bilgi yoksa özür dilemeye davet etti. Herhangi bir açıklama gelmedi şu ana kadar. Ama Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den bir açıklama geldi. Böyle bir listenin, böyle bir bilginin olduğunu zannetmiyorum ifadesini kullandı. 2018 seçimlerine döndü. 13 bin sandıkta sandık görevlisi olmadığını, şu anda da hazır olmadığını bildiğini söyledi. Şimdi bu tartışmaları nasıl okuyorsunuz? Yani bu açıklama ne ifade ediyor? YSK'nın elinde olmayan bilgiler bizde var açıklaması. Bir kere yani böyle bir açıklamayı siyaseten ciddiye almak mümkün değil. Yani Sayın Kılıçdaroğlu epeydir, neredeyse son 1-1,5 yıldır sürekli yaptığı bir şey yapıyor. Yani aslında önce biliyorsunuz memurları tehdit etti. Tarih verdi, dedi ki şu tarihten sonra attığınız imzalardan sorumlu olursunuz, hepinizi takip ediyorum dedi. Ya insan bir şey söyler ve çok önemli bir şey söylüyorsun, bu söylediğin şeyi takip et. Şimdi Kılıçdaroğlu'na böyle bir şey söylemiştiniz desek, ya Allah Allah, ben öyle bir şey mi söyledim diye bunu unutmuştur muhtemelen. Sürekli bir şeyler söyleyerek, tehditler yaparak, yanlış bilgiler vererek, yanlış yönlendirerek kamuoyunu bazı şeyler söyledi. İnanın birkaç hafta sonra bu söylediğini de unutacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ama söylenen şey acayip bir şeydir, garip bir şeydir. Yani Türkiye'de her şey eleştirilebilir, her şey söylenebilir, daha iyisi olsun diye söylenebilir. Ama Türkiye'de demokratik olgunluğun fevkalade yüksek olduğunu herkes biliyor. Bu kadar seçimler yapılıyor. Bu kadar seçimlerin içerisinde uluslararası bir takım kontrol mekanizmaları da zaman zaman geliyorlar, denetliyorlar ya da en azından gözlemliyorlar. Ama sonuçta Türkiye'de seçimlerin fevkalade ciddi şekilde demokratik standartları yüksek seçimler olduğunu bütün dünya biliyor. Burada Yüksek Seçim Kurulu bütün bilgileri topluyor. Bu bilgileri vakti zamanı geldiğinde bütün partilerle paylaşıyor. Dolayısıyla sandık bilgileriyle ilgili gizli kapaklı bir bilgi yok ki. Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olmayan bir bilgi bir başka partinin elinde olsun. Eğer bu anlamda bir başka parti Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olmayan bilgileri biriktiriyorsa aslında fişleme yapıyor demektir. Yani bunu ciddiye almadığım için üstüne gidip bir şey söylemek istemiyorum. Ama bu biz fişleme yapıyoruz anlamına gelir eğer ciddiye alırsanız. Kaldı ki Sayın İnce de söylüyor. Birçok konuda eksiklikleri olduğunu ifade ediyor. Bilmiyorum elindeki hangi bilgiyle bunları söylüyor. Ama şu çok aşikardır. Yani bu siyaseten söylenmemesi gereken bir şeydir. Doğru olmayan bir bilgidir. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olmayan bir seçime ilişkin, sandıklara ilişkin, seçmen kütüklerine ilişkin hangi bilgi, hangi siyasi partinin elinde olabilir? Evet, partilerin sandık çalışmaları var. Bu sandık çalışmalarında ziyaret ettikleri insanlar var. Ama aldıkları bütün bilgiler, hangi sandıkta hangi seçmen var bilgisi, kim, nerelidir, yaşı nedir, bütün bu bilgiler, adresi nedir bilgisi Yüksek Seçim Kurulu'nun bilgisidir. Bu da sır değildir. Yüksek Seçim Kurulu'nun bütün partilerle paylaştığı bilgidir. Biraz sanki hem seçime dönük yine böyle memurları tehdit ettiğine benzer bir korku iklimi oluşturmak için söylediği bir şeydir. Ve belki de kendi teşkilatlarını motive etmek için söylediği bir şeydir. Ciddiye alınacak bir husus değildir. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun bilgisi zaten bütün siyasi partilerde var.
Şimdi pazar günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu ev sahipliğinde Altılı Masa 6. toplantısını gerçekleştirecek ve böylelikle ilk tur toplantılarda sona ermiş olacak. 45 gün ara verileceğine dair bazı bilgiler geliyor. Şimdi baktığımızda herhangi bir ortak aday çıkmasını bekliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi kanadına baktığımızda oradan gelen açıklamalar CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesin olduğu izlenimi yaratıyor. Ama o denkleme baktığımızda İyi Parti veya diğer partilerden, dışarıdan destek verenlerden hani ortak bir aday çıkarılması gibi bir durum söz konusu olur mu? Pazar günü örneğin böyle bir şey bekliyor musunuz? Yani herhalde pazar günü bunu beklemek pek mümkün değil. Ama şunu söyleyeyim, bir kere altılı masa tanımını doğru tanımlamamız lazım. 6 artı birlik masa. Çünkü o biri, yani HDP'yi ister masanın görünmez ortağı deyin, ister gerideki ortağı deyin ya da herkesin kulağına görünmez bir kulaklık verip sufle eden siyasi mekanizma deyin, ne derseniz deyin, o masanın bir ortağı da HDP'dir. 6 artı 1 dediğimiz budur. Ve hepsi biliyor ve bütün Türkiye biliyor ki eğer HDP'nin desteği olmazsa altılı masanın herhangi bir ortak aday çıkarsalar dahi o adayın yarışa ortak olması dahi mümkün değildir. Zaman zaman bu gerçeği unuttuklarında biz mecliste de çok kez duyduk bunları. HDP milletvekilleri dönüyor bu partilere. Özellikle bu masanın diğer 6 ortağının 2 tane büyük ortağı diyor ki biz olmasaydık siz bu o koltuklarda oturamazdınız diyor. Şimdi dolayısıyla 6 artı birlik masa şeklinde bunu tanımlamak lazım. Tabii ki nihayetinde bir seçime gidiyoruz. Seçim aday üzerinden olur. Yani efendim adayımızı çıkaralım da kolayca bunu yıpratın mı diye bir şeyler söylediler. Biz aylardır adayınızı tespit edin diyoruz. Bu siyasi yarışın nezaket içerisinde yürümesi için teklif ettiğimiz bir şeydir. Yani bu tarafın, bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, bellidir. Ne yapacağı bellidir, Türkiye'ye ne söylediği bellidir. Ama bunun karşısında nihayetinde seçim varsa en az 2 kişi olacak. Daha fazla olabilir mi bilmiyorum. Yani herkese açık bir siyasi yarıştır bu. Nihayetinde hakem de hakim de millettir. Dolayısıyla bir an evvel karşı tarafın adayının tespit edilmesi, onların da siyasi yarışa renk katması bakımından önemlidir. Siyasetin demokratik bir olgunlukta zemin bulabilmesi için önemlidir. Ama öyle görünüyor ki aman bunları yıpratırsanız diyorlar, aday koyarsak ortaya. Kusura bakmayın, Tayyip Erdoğan 20 senedir Türkiye'de siyasi en azından iktidarda olan bir lider. 40 yıla yakın bir süredir Türkiye siyasetinin içerisinde olan birisi, bir siyasi lider. Tayyip Erdoğan yıpranmıyordu. Allah aşkına 5-10 günde yıpranacak bir isim üzerinde niye o zaman konuşuyorsunuz? 20 yılda birisi yıpranmıyor da siz 20 günde yıpranacak bir aday üzerinde de durmayın. Ama öyle görünüyor ki aday tespiti bakımından, yani ortak aday tespiti bakımından büyük zorluklar var. Bunu nereden anlıyoruz? Biz masayla ilgili en ufak bir bilgiye sahip değiliz. Ne konuştuklarını bilmiyoruz ama oradan, kamuoyuna yansıyanlardan biliyoruz. Bir başkan kalkıyor diyor ki Cumhurbaşkanı adayı şu 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 özelliklere sahip olmalıdır. Birkaç gün geçiyor, arkadan bir başka altıdan bir tanesi kalkıyor diyor ki şu özelliklere sahip olmalıdır. Birisinin söylediğiyle diğeri taban tabana farklı şeyler söyleyebiliyor. Burada adayın tespiti konusunun, tek aday tespiti konusunun oldukça zorlayıcı bir nokta olduğunun altını çizmek lazım. Ama benim aylardır üzerinde durduğum, defaatle söylediğim bir başka husus var. Bugünlerde altılı masa bu noktada da ciddi olumsuz sinyaller veriyor. O da şudur, yani nihayetinde çok farklı siyasi partiler, 6 artı 1, her birisinin istikameti farklı, kökenleri farklı, Türkiye'ye bakış açıları farklı. Dolayısıyla bu partilerin bu toplantılarda bir araya geldiğinde en azından şimdiye kadar Türkiye'nin ortak meselelerinde ne düşündüklerini ortaya koyabilmeleri gerekirdi. Örneğin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikalarına nasıl bakıyorlar? Mavi Vatan'a nasıl bakıyorlar? Bakıyorsunuz Libya tezkeresi geliyor, CHP başka bir istikamette gidiyor, İyi Parti başka bir istikamette gidiyor. Türkiye'nin terörle mücadelesinde ne düşünüyorlar? O bir bambaşka bir şey düşünüyor. CHP'nin içinde başkaları başka bir şey düşünüyor. Bir başka parti başka bir şey düşünüyor. Yine geliyorsunuz Türkiye'nin mesela milli savunma sanayinde bundan sonraki süreçte nasıl hareket edecekler? Bu grubun içerisinde farklı görüşlerin olduğu ortaya çıkıyor. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çok somut ihtilaflar ortaya çıktığı için söylüyorum. Ne düşünüyorlar? Birisi başka bir şey düşünüyor, bir başkası başka bir şey düşünüyor. Aday tespit edememenin zorluğunun arkasındaki esas zorluk bu arkadaşların, bu siyasi partilerin bir araya gelerek Türkiye için bir gelecek vizyonu henüz ortaya koyamamış olmalarıdır.
ekonomiden dış politikaya, Türkiye'nin terörle mücadelesinden sanayileşme süreçlerine kadar ortak bir zemin içerisinde buluştuklarını belirleyememiş olmalarıdır. Bunu ben söylemiyorum. Böyle olduğu için de yine o masadan bir başka ortak diyor ki, madem biz bu kadar konuşuyoruz ortaya bir şey çıkmıyor, en azından bundan sonraki süreçte ihtilaflarımızı ortadan kaldırmak için, olası ihtilaflarımızı ortadan kaldırmak için bir koalisyon protokolü gibi bir aramızda sözleşme yapalım. Kusura bakmayın. Zaten Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine niçin geçildi? Türkiye'nin o koalisyonlar döneminden bu millet çok çektiği için Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçildi. Rahmetli Menderes'i, rahmetli Özal'ın 10 yıllık iktidar dönemlerini ve AK Parti'nin iktidar dönemini çıkardığınız zaman 72 yıllık Türkiye'nin çok partili siyasi hayatının hükümet ortalaması 18 aydır. Yani 18 ayda bir hükümet değiştirmiş olan bir ülkeden bahsediyoruz. Öyle olduğu için koalisyonlara ihtiyaç olmasın diye bu sisteme geçilmiştir. Şimdi altılı masadan en azından bir tanesi koalisyon protokolü gibi ön sözleşmeden bahsediyor. Dolayısıyla burada sadece aday tespiti noktasında değil, fikirlerin ortaklaştırılması noktasında da çok ciddi sıkıntıların olduğu görünüyor. Evet, bir araya gelmeleri, yemek yemeleri, partilerin konuşmaları, müzakerede bulunmaları, gerçekten bundan memnuniyet duyarız. Ama sonuçta siyaset ciddi bir iş, rekabet gerektirir ve rekabette karşımızda ciddi rakiplerin olmasını gerektirir. Bu anlamda şunu çok rahat söyleyebiliriz. 6 artı birlik masanın ayakları artık gıcırdamaya başladı. Sallanmaya başladı, gıcırdamaya başladı. Bırakın aday tespitini, ortak noktalarda nasıl buluşacaklarını hep beraber izleyip göreceğiz. Şimdiye kadar iş kolaydı. Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Bu aşamada yıllardır birçok şey söylediler. Sonra dediler ki demokratik yollarla göndereceğiz. Eyvallah, bu demokratik olarak bir mesafedir. Ondan sonra işte şu güçlendirilmiş parlamenter sistem, bütün bunlar da şey yaptılar ama öyle görünüyor ki, varsayalım ki bundan sonra Türkiye'de bu 6 artı birlik masadan birisi Cumhurbaşkanı olarak millet tarafından, ola ki olmaz ya, ola ki millet böyle bir tercihte bulundu. O zaman nasıl parlamenter sisteme gideceklerine ilişkin de aralarında bir ittifakın olmadığı çok açık görünüyor. Özeti şudur, çok konuşabiliriz bu konuda. Yani bizi bunu konuşmaktan da çok haz etmiyorum. Nihayetinde bizim dışımızdaki siyasetin, siyasi rakiplerin ne yapacağıyla ilgili konuşmak, kimi aday göstereceğini konuşmak, tek aday mı çok aday mı göstereceklerini konuşmak bizim işimiz değildir. Adaylar ortaya çıkar, fikirler ortaya çıkar, siyasi izleklerini ortaya koyarlar ve sonuçta millet şöyle ya da böyle karar verir. Ama bizim şu aşamada söyleyebileceğimiz şey, masada sadece fikirlerin farklılaştığı değil, zaten masanın böyle sallanmaya başladığı, ayaklarının çoktan gıcırdamaya başladığını millet olarak duyuyoruz. Çok sıcak bir açıklama olduğu için soruyorum. Bugün gündüz saatlerinde Sayın Kılıçdaroğlu bazı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi için birinci turda kazanırız şeklinde bir ifadesi var. Nasıl yorumlarsınız? Yani şimdi kimle kazanacaklar? O zaman hemen soru şu. Yani onun için söylüyorum. Yani bunu söylemek, kendi motivasyonlarını, oradaki ittifakın aralarındaki işbirliğini artırabilmek bakımından bunu söyleyebilir. Ama sonuçta vatandaş demeyecek mi, tamam da birinci turda kazanacaksın da kimle kazanacaksın? Bunu söyleyenin bunun cevabını da vermesi lazım. Yani eğer şöyleyse, biz kimi koyarsak bu millet seçer diyorlarsa, eyvah, demokrasiyi anlamamışlar demektir. Yani eğer biz seçileceğiz birinci turda ya da kim bir şey diyorsa birisi, kiminle seçileceksin kardeşim? Yani demokrasi isimler üzerinden nihayetinde verilen bir yarıştır. Bu tarafın bir adayı var. Karşı taraftan bir ya da birkaç aday çıkacaktır. Bunlar çıksınlar, kendileri millete tanısınlar. Millet seçimini yapsın, oyunu versin. Birinci turda mı, ikinci turda mı olur onu bilmem. Ama sonuçta ben 2023'te inşallah birinci turda milletimizin büyük bir oy farkıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceği kanaatindeyim. Rakiplerle ilgili çok fazla konuşmayı sevmediğinizi, tasvip etmediğinizi söylediniz ama bir yorum daha merak ediyorum. Şimdi son dönemde dikkat çeken bir başlık daha var. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun gittiği ve ziyaret ettiği yerlerde, programlarda en fazla kullandığı ve vurgu yaptığı terimlerden bir tanesi helalleşme. Bir öz eleştiri yapıyor, helalleşme çağrısı yapıyor. Biz bunu geçtiğimiz gün birinci sayfa programında da işlemiştik ve Star gazetesinin yazarı Sayın Yakup Köse'nin şöyle bir değerlendirmesi olmuştu. Ben 28 Şubat döneminde 14 yaşında hakkında idam kararı verilen biriyim ve bu şekilde
partiye yakın isimlerden özellikle başörtüsü konusunda veya diğer hassasiyetler konusunda gelen açıklamalar varken ben nasıl helalleşeyim şeklinde bir ifadesi olmuştu. Bu helalleşme tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz? Sizin yorumunuz nedir? Şimdi tabii bu geçmiş dönemlerde de çok dile getirilmiş. Belki helalleşme kavramıyla değil de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından dile getirilmiş. Geçmiş dönemlerde bizler de bazı hatalar yaptık diye hatırlayın, Sayın Baykal da bunları zaman zaman dile getirmişti. Sayın rahmetli Ecevit'in zaman zaman öz eleştirileri olmuştu. Bunun sebebi şu, bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerisinde çok ciddi bir milli şef dönemi var. Yasakların olduğu, insanların büyük baskılar altında kaldığı, insanların dini inançları dolayısıyla, mezhebi farklılıkları dolayısıyla, efendim bir takım sınıfsal farklılıkları dolayısıyla çok ciddi zorluklar yaşadığı dönemler oldu. Tek parti dönemine ilişkin o anlatılanlar, bize büyüklerimiz tarafından anlatılanlar da hikaye değildir ve Türkiye'nin milattan önceki dönemlerine ait değildir. Yani çok yakın dönemde, bugün de yaşayan şahitlerinin yüzlerce, binlerce şahidinin olduğu bir dönemdir. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi zihnin altında biliyor ki böyle bir dönemden gerçekten helalleşmeden herhalde kasıtları şudur: özür diliyoruz. Geçmiş dönemlerde biz de yanlış yaptık, şu yanlışları yaptık şeklinde zihinlerinin arkasında bir rezerv vardır. Bu şunun için vardır: eğer siz bu rezervi açık bir şekilde ortaya koymazsanız Türkiye'nin çok geniş kitlelerinin size oy verme imkan ve ihtimali yoktur. Öyle olduğu için de Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye kadar hiçbir zaman %25'in üstünde oy almamıştır. Rahmetli Ecevit'in %43'lük o da inançlara saygılı laiklik üzerinden yapmış olduğu o 1973'teki çıkışı dışında. Dolayısıyla bunu bir kere tespit etmek lazım. Ayrıca hadi geçin tek parti zamanını, çok parti döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı ve milletten özür dilemesi gereken birçok şey vardır. Cumhuriyet mitinglerinin arkasındaki esas siyasi güç kimdi? 28 Şubat'ı her vesileyle alkışlayan, 28 Şubat'taki o gencecik insanların üniversite kapılarından atılmasını temin eden, insanları devlet memuriyetinden atan, öğrencilikten atan, her türlü baskı yapan zihniyetin arkasındaki ana destekçiler kimdi? 28 Şubat'ın alayı valayla en önde görünenleri sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olmadı mı? İsim verdirtmeyin bana. İkna odalarıyla övünenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen milletvekillerinden olduğuna şahit olmadık mı? Aynı şekilde gelin bu süreçlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletin önündeki yasakların kaldırılabilmesiyle ilgili olarak vermiş olduğu Anayasa Mahkemesi önündeki mücadeleleri de hatırlayın. Kat sayı problemi kalksın dersiniz, Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne müracaat eder. Türkiye'de hükümet bir özgürlükleri genişleten yönetmelik çıkartır, onu iptal etmek için işte kılık kıyafet yönetmeliği gibi Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gider. Şimdi böyle bir müktesebatı olan siyasi partinin gerçekten bütün bu konularda mağdur ettiği geniş kitlelerle helalleşmek diye bir zarureti var mıdır? Vardır. Bunu eğer samimiyetle yapar ve bunu bir oy almak, oylarımızı %25'in daha üstüne çıkarmak, işte özellikle bu cumhurbaşkanlığı seçiminde farklı kanatlardan da oy almak şeklinde bir siyasi gayeyle yapmıyorlarsa, samimiyetle bunu yapıyorlarsa, önce çok açık söyleyeyim, bundan memnun oluruz samimiyetle yapıyorlarsa, ama samimiyetle yaptıklarını göstermek için çok ciddi bir milli şef dönemi öz eleştirisi, tek parti dönemi öz eleştirisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş dönemlerde yapmış oldukları milletin özgürlük alanlarının genişletilmesiyle ilgili konulardaki böyle tabiri caizse tıkaç gibi duran, kendisine bunu vazife atfeden o girişimleri dolayısıyla özür dilemelerinin bir zorunluluk olduğu kanaatindeyim. Ayrıca yeni dönemlerde, şu günümüzde bile çok sayıda örnek verebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu özgürlükler alanındaki kısıtlamaları dile getirenleri. Dolayısıyla onların isimlerini bile saymaya gerek duymuyorum. Burada helalleşme sadece siyasi bir retorik olarak değil, Türkiye siyasetinin tam manasıyla demokratik, özgür, hakkaniyete dayalı bir siyasal mekanizma haline dönebilmesi için geçmiş dönemlerde yapılanlardan bir şekilde özür dilemek herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önemli görevlerinden birisidir.
Şimdi az sonra tabii elbette yeniden iç politikaya döneceğiz ama biraz da dış politika konuşmayı istiyorum. Şimdi baktığımızda daha en sıcak gelişmelerden bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna Lviv ziyareti. Aslında savaş başlamadan öncesinde de Türkiye'nin diplomasi trafiği bu anlamda krizi tırmandırmama adına, daha da durumu sakinleştirme adına başlamıştı. Sonrasında savaş başladıktan sonra Antalya'da, İstanbul'da yapılan görüşmeler, en son yakın zamanda tahıl koridoru anlaşması ve son olarak da Lviv ziyareti. Orada Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii orada değerlendirmelerde bulundu. Dönüşte uçakta basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Bu noktada biz zaman zaman mekik diplomasisi olarak adlandırıyoruz Türkiye'nin verdiği bu mücadeleyi. Çünkü son bir ayda Sayın Putin'le de Zelenski ile de yüz yüze görüşme yaptı Cumhurbaşkanı. Bu diplomasi adımlarını, Türkiye'nin barışa yönelik çabalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bunlar hakikaten Türkiye'nin uluslararası alanda güçlü bir ülke olduğunu ispat eden adımlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da küresel liderliğini ortaya koyan ve bütün dünyada ilgili taraflar tarafından hakkaniyetle küresel liderliğinin teslim edildiği çok ciddi gayretli adımlardır. Önce şunu ifade etmek gerekir. Bu süreç öyle geliyorum diyen bir süreçti. Maalesef başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, yani Rusya'nın Ukrayna'ya karşı müdahalesi, geliyorum diyen bir süreçti. Ta Kırım'ın ilhakiyle başlayan bir süreçti. Orada bakıldı ki Batı bu anlamda bunu önleyecek herhangi bir mekanizmaya sahip değil. Herhangi bir niyete de sahip değil aslında. Bu anlamda Rusya daha ileri adım atarak bu Ukrayna'ya işgal girişimine girmiş oldu. Ama ondan sonra fiilen bu işgal başladığından bu yana maalesef birçok Batı ülkesinin bu işgali nasıl durduracağına ilişkin bir fikri olmadı ya da olamadı. Buna Amerika'yı da katarak, Avrupa Birliği ülkelerini de katarak söylüyorum. Çünkü bir şekilde Rusya'nın Avrupa'daki geleceği, Avrupa, Amerika, Rusya dengeleri, Karadeniz'deki, Akdeniz'deki vesaire bütün bu dengeleri göz önünde bulundurarak Rusya ile nasıl bir ilişki içerisinde olunabileceğine dair bir ortak kanaatleri, fikirleri olmadı. Burada iş Türkiye'nin üstüne düştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, vizyonu ve Türkiye'nin gerçekten bir güçlü model bir ülke olarak ortaya çıkması bu süreçlerde önemli bir rol icra etmesine Türkiye'nin neden oldu. Türkiye hem Ukrayna ile konuşabilen, hem NATO dolayısıyla NATO ülkeleriyle görüşebilen, hem de öte tarafta Rusya ile çok yakın görüşebilen, sadece yüz yüze değil, defaatle, sayılarını biz unuttuk artık, Cumhurbaşkanımız bütün bu ilgili taraflarla görüşmelerini yaparak işi belli bir noktaya getirdi. Ve biliyorsunuz Dolmabahçe'de Ukrayna'nın, Rusya'nın temsilcilerinin olduğu, Türkiye'nin de bir şekilde, yani en azından gözlemci ev sahibi gibi olduğu bir toplantı oldu. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ondan sonra neredeyse geriye bir tek görüşme kalmıştı. Yani Zelenski ile Putin'in bir araya gelerek son noktaya konulması gelmişti. Ama öyle görünüyor ki bu savaşın bitmesini istemeyen, bu savaşın bitmemesi için siyasi olarak gerekçeler üreten, baskılar yapan bazı ülkeler bu savaşın uzaması için bir barış perspektifinin gerçekleşmesine müsaade etmediler. Tam da o gün, anlaşmanın imzalandığı gün, her sonda iki helikopter bir noktayı vurdu. Sonrasında karşılıklı başka vurulan bir yer var Ukrayna'da. İster istemez o düşünce de insanın aklına geliyor. Bitmesini istemeyen taraflar mı şimdi, var? Ama o kadar büyük bir hazırlıksızlık vardı ki. Yani Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken bunun bir takım yan etkileri olacak. Doğrudan hatta etkileri olacak. Nedir? Bunlardan birisi enerji krizi. Rusya Başbakanı ilk savaşın başladığı günlerde, ya Avrupa henüz meseleyi anlamadı, biz vanayı kapattığımız zaman Avrupa'da doğalgaz iki katına çıkar dedi ve bir hafta sonra Avrupa'da doğalgaz iki katına çıktı. Dolayısıyla böyle bir doğalgaz bağımlılığı içerisinde olan kıtanın Rusya ile bir şekilde barış perspektifini geliştirecek çabalara destek olması gerekirdi. Hemen arkasından yine belki beklemedikleri ya da öngörmedikleri bir başka bir şey oldu. O da gıda krizi. Zaten dünyada önemli bir gıda krizinin sinyalleri, bu savaş olmasa da ortadaydı. Bir taraftan kuraklık, bir taraftan iklim değişikliği. Dünyada şimdiden mesela Afrika'da sahra altında çok büyük bir açlık ve kıtlık tehdidini ortaya çıkardı. Böyle bir ortamda dünyanın tahıl ambarı olan Ukrayna ve Rusya'dan tahılların dünya piyasalarına çıkmaması büyük bir açlık ve gıda krizini ortaya çıkaracaktı. Yine burada devreye girmek ve insani olarak bütün insanların lehine olacak çözüm için arayış içerisinde olmak
bize düştü, Türkiye'ye düştü, Sayın Cumhurbaşkanımıza düştü ve burada da Tal Koridoru'nun açılarak Türkiye'nin merkezi, koordinasyon merkezi Türkiye olan bu merkezle birlikte en azından tahılların belli bir süre içerisinde dünya piyasalarına çıkarılması ve kıtlığın, açlığın, açlık tehlikesinin ortadan kaldırılması ile ilgili gayretler ortaya konuldu. Yine en son evvelki gün Sayın Cumhurbaşkanımızın Lviv'e gitmesi tam da bu amaçla ortaya konulmuş bir şeydir. Yani bir an evvel her iki tarafın da onurlu bir şekilde razı olacağı bir barış ortamının ortaya konulması, başta Karadeniz olmak üzere Avrupa, Avrupa'nın doğusu, hatta giderek sirayet edebilecek alanlar olarak söylüyorum, Balkanlar, Kafkaslar ve Akdeniz'deki bu gerilim ortamının mümkün olduğunca zayıflatılması, ortadan kaldırılması ve özellikle enerji ve gıda başta olmak üzere kriz alanlarında çözüm üretebilmek için Türkiye perspektifini ortaya koyuyor, elini taşın altına koyuyor, gayret gösteriyor ve bu anlamda da küresel ölçekte bütün insanlara, sadece bizim hayrımıza olan değil, bütün insanların hayrına olacak şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Evet. Ümit ediyorum ki Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu liderlik sonuç verecektir. Bunun çünkü dünyanın buna ihtiyacı vardır. Rusya'nın buna ihtiyacı vardır, Ukrayna'nın buna ihtiyacı vardır. Avrupa'nın tek tek isimlerini saymayayım ama oldukça zor durumda olan ülkelerinin buna ihtiyacı vardır. Artık fosil yakıtları dahi kullanmayı gündeme getiren Avrupa'nın, mesela Almanya gibi büyük ülkelerinin büyük bir enerji ihtiyacı vardır vesaire. Bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman Türkiye'nin ortaya koyduğu bu çaba çok değerlidir, çok önemlidir, çok insanidir ve inşallah ümitle bekliyoruz ki sonuç alacak bir çabadır. Böylece bütün bölgenin, bütün hatta küresel ölçekte dünyanın rahatlayacağını ümit ediyoruz. Siz de ifade ettiniz. Özellikle enerji konusunda zaten baştan böyle bir endişe vardı. Temiz enerji konusundan Avrupa'da bir anda fosil yakıtlar konusu bile gündeme gelmeye başladı. Enerji demişken Soçi'de yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'in şöyle bir ifadesi vardı. Avrupalı liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmeli enerji konusunda şeklinde bir vurgusu yaptı. Tahıl koridorundan sonra enerjide böyle bir işbirliği veya Türkiye'nin bir ara bulucu rolü gibi bir durum bekliyor musunuz o noktada? Yani Türkiye şimdi bakın, bu savaş olmasaydı, önce gidelim, pandemi olmasaydı, ardından bu savaş olmasaydı bile 30 senedir dünyada, en az 25-30 senedir konuştuğumuz şey nedir? 3 temel alan önümüzdeki dönemde dünyada büyük kriz alanları olacak, kaos alanları olacak, çatışmaların, gerilimlerin ana nedenleri olacak diye öngörüyorduk ve bunları konuşuyorduk. Birisi su, birisi gıda, birisi enerji. Dolayısıyla zaten bu üç konuda çok ciddi dünyanın büyük bir sorunlu bir döneme girdiği aşikardır. Arkasından pandemi bunları çok daha fazla, buradaki ihtiyaçları kuvvetlendirmiştir. Ve arkasından şimdi devam eden savaş işin tuzu biberi olmuştur. Yani dünya ülkelerinin bu konuda artık son derece samimi bir duyarlılık ortaya koymaları lazım. Yani siyaset uğruna insanlığın temel ihtiyaçları konusunda maalesef temel krizlerin ortaya çıkmaması için herkesin gayret göstermesi lazım. Bu ürünlere, mallara elinde bulunduranlar nasılsa benim elimde diyerek bunları kısarak kriz yaratmayacakları gibi. Efendim bu ülkelere karşı haksız bir takım ambargolarla da buradaki sıradan vatandaşların edineceği temel maddelerin edinilememesi meselesiyle de dünya karşı karşıya kalmamalıdır. Bunun için Türkiye samimiyetle gayret gösteriyor. Ben bunun Türkiye için tarihsel anlamda çok önemli bir not olduğunu, yani Putin'in söylediğinin ötesinde gerçekten sadece enerji konusunda değil, bütün bu bölgede ortaya konulan çabalar, gayretler konusunda insanlığın Türkiye'ye minnettar olması gerektiği kanaatindeyim. Dış politika konusunda yorumunuzu merak ettiğim bir konu daha vardı. O da şimdi biliyorsunuz 2011 yılından beri Suriye'de devam eden bir iç savaş vardı ve bu noktada özellikle Halep'te, İdlib gibi kentlerde gayri insani görüntüler yaşanmıştı. Türkiye'de savaştan kaçan oradaki mağdurlara sığınmacı olarak Türkiye'de ev sahipliği yapmıştı ve bir yandan da 4 büyük harekatta o sınırındaki terör tehdidini ortadan kaldırmak için bir mücadele içerisindeydi. Sanırım önümüzdeki günlerde bir diplomasi seçeneği de ön plana gelecek gibi görünüyor. Bugün Cumhurbaşkanı da o noktada, hani devletlerin bu noktada bir kapı kapatması gibi durum söz konusu değildir mealinde bir açıklama yapmıştı. Siz nasıl bakıyorsunuz bu görüşme şimdi tartışmalarına? Aşağı yukarı 2009'dan 2010'dan itibaren Suriye konusunda söylediğim sözlerin hepsini bir araya getirdim, çıkardım.
bugün yaşadığımız birçok konuyu maalesef yıllar öncesinden tespit edip söylemiş olmaktan dolayı da gerçekten büyük bir üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Ama şunu söyleyeyim, eğer o zamanlarda söylediğimiz bölge ülkeleri ve özellikle İslam ülkeleri kendi aralarındaki siyasi farklılıkları kendileri karşılıklı müzakereyle efendim rızaya dayalı olarak çözebilselerdi, bu anlamda bölge, bunu 2010 yılında söylüyorum, bölge dış müdahalelere açık hale gelmez. Ne yazık ki Suriye'de önce iç savaş olarak başlayan, arkasından böyle halkın üstüne ateş açan, dediğiniz gibi İdlib'de, Halep'te, Şam'da, Humus'ta maalesef gayri insani görüntülerin ortaya çıktığı, kimyasal silahların rejim tarafından kullanıldığı dönemleri geride bıraktık. Bu manzaralarla ortaya çıkan bir süreç. Bunun arkasından birkaç yıl içerisinde o iş hemen vekalet savaşlarına döndü. Yani mesela kimse şu sorunun cevabını, Suriye sorununu çözmek isteyenler şu sorunun cevabını versinler. DAEŞ ne oldu da 15 gün içerisinde 80 bin militanıyla getirildi ta Suriye'nin en batısından şeye kadar, Musul'a, Kerkük'e kadar, yani Irak'ın içlerine kadar getirildi. Kim bunları organize etti? Bunlara kim silah verdi? Kim bunlara lojistik destek verdi? Aynı soruyu sorun. Durduk yerde birkaç ay içerisinde PYD, YPG, oradaki örgütlenme nasıl ortaya çıktı? Ve birileri binlerce tır silahı onlara niçin, hangi amaçla getirip teslim etti? Ve bunların Avrupa'da, Amerika'da, şurada, burada siyasi propagandaları yapmalarına müsaade etti. Şimdi oyunun büyüklüğünü görürsek çözüm yolunu kolaylaştırırız. Bu oyun emperyalistlerin bu bölge ülkelerini bölüp parçalamak, dağıtmak için ortaya koyduğu bir meseledir. Arkasından vekalet savaşı olarak ortaya çıktı. Olan garip Suriye halkını oldu. Keşke nasıl ülkeler kendi aralarındaki sorunları çözüp halledebilseler de diyorum. Tarihte keşke demek olmaz. Yani böyle bir şey olmaz. Keşke ama en azından bundan ders çıkarılması için söylüyorum. Keşke Suriye'de halkın bütün kesimlerinin siyasi temsil kabiliyeti olsaydı ve farklı bütün kesimlerin, Türklerin, Kürtlerin, Nusayrilerin, Sünnilerin, Arapların ve diğer bütün unsurların, Ezidilerin, herkesin temsil edildiği bir demokratik Suriye inşa edilebilmiş olsaydı zaten bu gerilimden hiçbirisine yer kalmazdı. Şimdi bu ağır bedel ödemiş Suriye halkı ve sadece Suriye halkı değil, ondan dolayı Suriye'nin en yakın komşusu olarak Türkiye'nin, Ürdün'ün ve diğer bölge ülkelerinin ödediği ağır bir fatura var. Bunların bir an evvel sona erdirilmesi için yaşanan bu yanlış gelişmelerden ders alarak Suriye'de gerçekten özgür ve demokrat bir Suriye'nin inşası için başından itibaren Türkiye'nin gayretle işin içerisinde olduğunu bir kere daha ifade etmek isteriz. Herkesin işin içerisinde olduğu, herkesin yönetim süreçlerine katıldığı bir süreci ortaya koymak lazım. Keşke birçok ülke buraya silah göndereceğine, burada demokratik mekanizmaların nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir fikir ortaya koysalardı ve bu anlamda da Suriye yönetimini böyle bir noktaya doğru bir şekilde yönlendirebilselerdi. Şimdi bu anlamda bizim Türkiye olarak şunu çok açık söyleyeyim. Bundan sonra süratle bu sorunun çözülebilmesi için ve Suriye halkının kabul edeceği bir çözümün ortaya konulabilmesi için görüşlerimizi başından itibaren ortaya koyuyoruz. Meseleyi sanki Türkiye ile Suriye rejimi arasında bir meseleymiş gibi ortaya koymak fevkalade yanlıştır. Mesele Suriye rejimi ile Suriye halkı arasında bir meseledir. Biz komşu ülke olarak hatırlayın, sınırlarımızı açmıştık. Neredeyse ortak hükümet toplantıları yapılıyordu. Bu meselenin bu noktaya gelmesinin sorumlusu Türkiye değil, Suriye rejiminin halkının üzerinde yapmış olduğu baskılardır. Ve Türkiye burada önce çok insani bir şekilde Suriyeli ölümden kaçan, arkasında bombalardan kaçan ya da terör örgütlerinin baskılarından ve katliamlarından kaçan insanları buraya almıştır, bunlara ev sahipliği yapmıştır, ekmeğini, lokmasını paylaşmıştır. Şimdi diyoruz ki bundan sonra bu sorunun hızla, süratle, insani bir şekilde çözülmesi lazım. Üç tane temel meseleyi her platformda dile getiriyoruz. Birincisi, Türkiye bu coğrafyada, o bölgede terör örgütlerinin cirit atmasına müsaade etmeyecektir. O bölgede bir terör devleti kurulmasının ne Türkiye'nin hayrına olduğunu, ne Suriye'nin hayrına olduğunu, ne İran'ın ne de Irak'ın hayrına olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla orada bir terör devletinin kurulmaması lazım. Terör örgütlerinin bu anlamdaki faaliyetlerinin kontrol altına alınması lazım. Türkiye'nin yaptığı sınır dışı operasyonların ana amacı budur. İkincisi tabii ki Suriye'nin toprak bütünlüğünün temin edilmesidir. Türkiye'nin bu anlamda
başından itibaren büyük bir destek verdiği ortadadır. Suriye'nin bölünmesi demek, diğer bölge ülkelerin bölünmesinin kapısının aralanması demektir. Onun için Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü başından beri savunuyor. Bu bir, tekraren söylüyorum, bir asır evvel yarım kalmış emperyalist projenin devamıdır. Bu bölünme, parçalanma meselesi, etnik kökende, mezhebi kökende insanların ayrılması tam da bir asır evvelki projenin devamıdır. Dolayısıyla burada bundan sonraki yapılacak olan şey, Türkiye'nin de bir komşu ülke olarak kardeş Suriye halkının yeniden demokratik kurallar içerisinde ayağa kalkmasını ve bu büyük bir restorasyon süreci içerisinde yeni Suriye'nin demokratik katılım esasında kurulmasını talep ettiğimizi her platformda söylüyoruz. Ve buna ilaveten şunu da hep söylüyoruz. Bütün ortada problem yaşanmış gibi görünen ülkelerle ilgili hep şunu söylüyoruz. Suriye halkı bizim kardeşimizdir. Mısır halkı bizim kardeşimizdir. Bu halklarla hiçbir problemimiz hiçbir zaman olmadı. Yarın da olmayacaktır. Burada ortaya çıkan siyasi sorunların da çözülebilmesinin yolu bu anlamda tabii ki bunları giderebilecek karşılıklı fikir tiyatrisini ortaya koyabilmektir. Şimdi yeniden iç gündeme dönmek gerekirse aslında süremiz de epey azaldı. Şimdi baktığımızda o sizin az önce Ukrayna konusunda atıfta bulunduğunuz salgından çıkan bir dünyaya bir de savaşla karşılamak elbette dünya ekonomilerinde bazı bozulmalara yol açtı. Burada etkilenen ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Enflasyonla mücadele kapsamında 2022 yılı içerisinde de bazı önlemler alındı, yeni paketler açıklandı, özellikle ücretlilere yönelik bazı tedbirler alındı. Bu noktada önümüzdeki süreçten beklentiler ne? Şu soruyu da ilave edeyim. Aynı zamanda işte 3600 ek gösterge konusundan sonra sözleşmelere kadro ve EYT konusu da gündemde olan konulardan bir tanesiydi. Yeni bir gelişme var mı veya taslak bir çalışma ne aşamada, hepsini birlikte alalım. Şimdi zor bir süreçten geçiyoruz. Bunda hiç şüphe yok. Bu sadece Türkiye'nin kendi ekonomik koşullarından kaynaklanan bir sonuç değildir. Dünyadaki özellikle bu pandemi sürecinde ortaya çıkan, aslında pandeminin tetiklediği diyelim, pandemi olmasa da ortaya çıkabilecek olan küresel bir takım büyük sorunların sonucudur. Bugün Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz resesyon tehdidiyle ilgili müzakerelerde bulunuyor. Acaba olur mu olmaz mı? Dünyanın birçok ülkesinin küçülme trendi içerisinde girdiğini görüyoruz. Ve tabii özellikle pandemiyle birlikte temel mallarda, emtialarda, değerli metaller başta olmak üzere, efendim endüstriyel metaller başta olmak üzere, ulaştırma başta olmak üzere iki katı, üç katı dolar bazında yükselişlerin olduğunu gördük. Bütün bunlar tabii dünyada, dünya ekonomileri tarumar etti. Ve uzun 10 yıllardır hiç enflasyonla karşılaşmayan ülkelerde enflasyon tehdidi ortaya çıktı. Türkiye'de de bu süreçle karşı karşıyayız. Şimdi biz hem küresel gelişmeleri çok yakinen biliyoruz, hem de Türkiye'nin içerisinde neler yapılabileceğine ilişkin tedbirlerimizi alarak bu sürecin en az zayiatla aşılması için gayret sarf ediyoruz. Ve bunun da iki alanda olduğunu söylemek isterim. Birincisi, vatandaşımızın alım gücünü artıracak çabaların ortaya konulması, işte asgari ücretin zamlandırılması vesaire, bütün bunlar sizin söylediğiniz işte bu diğer 3600 vesaire de bunların içerisindedir. İkincisi ise bu alım gücüyle birlikte enflasyona neden olan özellikle arz yönlü enflasyonu azaltacak tedbirlerin ortaya konulmasıdır. Örnek olarak söylüyorum, eğer bu memlekette maalesef son yıllarda çok ciddi bir konut fiyatı artışı söz konusuysa, demek ki yapılacak olan şeylerden birisi ucuz, orta ve alt gelir grubunun alabileceği konutların üretilebileceği bir çabayı ortaya koyabilmektir. Bununla ilgili de TOKİ'nin son derece gayretli bir şekilde çalıştığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın son günlerde 60 bin konutu sahipleriyle buluşturdu. Yaklaşık 3 milyona yakın bir TOKİ üzerinden konut ortaya konulması planlanıyor. Yani bu bir örnek. Birçok sahada enflasyonun nedeni olan, hayat pahalılığının nedeni olan bu durumun ortadan kaldırılması, özellikle arz yönlü enflasyon artıracak sonuçların ortadan kaldırılması için gayret sarf ediyoruz. Bu bir mücadele alanı. Çok dinamik bir alan. Burada herkesin yardımcı olması, herkesin Türkiye'nin bu zor süreçten en
az hasarla çıkabileceğini sağlayacak bir çabanın içerisinde olması lazım. Burada tabii ki kamu kurum ve kuruluşlarının hem denetim ve gözetleme faaliyeti, hem kararlarını iyi bir şekilde uygulayabilme meselesi, hem de ekonominin diğer aktörlerinin, odaların, borsaların, tüccarların, sanayicilerin, herkesin gerçekten dayanışma içerisinde bu süreci atlatması gerekir diye düşünüyorum. İnşallah yakın bir süre içerisinde Türkiye bu zor dönemi geride bırakmış olacaktır ümidi içerisinde. Çok kısa bir cümlede EYT ve kadro konusunda çalışma sürüyor. EYT ile ilgili çalışmalar bakanlığın önündedir. Biz hep söylediğimiz temel bir kural var. Vatandaşın sokakta konuştuğu ama hükümetin gündeminde, masasında olmayan hiçbir konu yoktur. Makul, yapılabilecek her türlü konu konuşulur, planlaması yapılır. Öncelikler tespit edilir, zamanlaması ve bir takım işte de bunun mali boyutları olacak. Bunlar hesap edilir. Bildiğim kadarıyla EYT ile ilgili çalışma bakanlığın önündedir. Ümit ediyorum ki bu yıl sonu itibariyle net bir tarih vermek istemem ama bu çalışmalar kamuoyuyla da paylaşılır. Diğer sözleşmelilerle ilgili mesele, sözleşmelilerin kadrolaşması şeklinde değil ama sözleşmelilerin özlük haklarının kadrolularla neredeyse benzer noktaya getirilmesi konusunda da çalışmaların yapıldığını biliyorum. Bunları açıklamak ilgili bakan arkadaşlarımıza düşer ve bu çalışmalar yapılır. Dediğim gibi öncelikler, imkanlar ve bu anlamda da milletin beklentileri karşılanmaya çalışılır. Son vurguyu tekrarlayalım. Özellikle bu teknik konularla ilgili çok fazla soru geldiği için söylüyorum. Yani ilgili bakanlıklar daha doğru adres oluyor. Bizim sormamız açısından da örneğin milletimle ilgili konularda çok fazla sosyal medyadan geliyor ama sanırım Milletim Bakanı daha doğru adres. Şimdi şöyle mesela ben sadece bugünümü söyleyeyim. Herhalde Tokat'ta başladık. Burada Sivas'ta yolda yürürken, vatandaşlarımızla konuşurken onlarca farklı konuda talepler var. Bunların içinde bir kısmı ve inanın ki bize gelen taleple mesela dün akşam sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarımız oldu. Şimdiye kadar bizim siyasi geleneğimizde biz vatandaşlarımızla konuştuğumuzda talepleri aldığımız, şunu çok net söyleyeyim, en azından %80'i gerçekleşmiştir bu talepler. Ama makul olan, yapılabilir olan, imkan dahilinde olan, biz de isteriz. Yani hükümet istemez mi? Vatandaşımız bir şey istiyor. Hadi biz daha fazlasını verelim ama sonuçta devleti yönetmek bir sorumlu kişidir. Eldeki imkanları, önceliklerinizi çok ciddi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. İnşallah bu süreç geride kalacak. Türkiye 2023 seçimleriyle birlikte çok daha güzel, çok daha aydınlık bir döneme doğru girecek. Türkiye diğer ülkelerin yaptığı gibi küçülerek değil, bu süreçlerden Allah'ın izniyle, milletin desteğiyle büyüyerek çıkmasını başaracaktır. Sayın Kurtulmuş, teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Sorularımıza yanıt verdiğiniz için sizleri bu son derece özel tarihi bir mekanda ağırladık. Sivas'ta Atatürk ve Kongre Merkezi'nde. O zaman açılıştaki gibi kapatalım Sivas'a vurgu yaparak. Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı ve Cumhuriyet'in aklından, Sivas'tan mutlu akşamlar dileyelim. Hoşçakalın.